Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Bodrum'da bulunan Yunus Gösteri Merkezi'ne gösteri amaçlı bir mors ve iki deniz aslanı getirildi. Evet, buradan alabilirsin. Bayan, kenara çekilirsin biraz. Bodrum'un Güvercinlik Köyü'nde bulunan Yunus Parkı'nın işletmecisi İsmet Parmak, gazetecilere yaptığı açıklamada 2005 yılında faaliyete geçen merkezin bu yıl yenilenerek Bodrum ve Muğla'ya yakışır bir hale getirildiğini söyledi. Привет. Tesiste Ukrayna'dan getirilen 3 yunus, 1 mors ve 2 deniz aslanının bulunduğunu belirten Parmak, bu canlıları kalamar ve çeşitli balıklarla beslediklerini anlattı. Tesiste 4 eğitmen ve 1 veterinerin görev yaptığını vurgulayan Parmak, mors ve deniz aslanları merkezimizde gösteri amaçlı kullanılacaklar. Yunuslarla yapılacak gösterilere renk katacaklar dedi. Merkezde bulunan canlılar için gerekli izinleri aldığını ifade eden Parmak şöyle konuştu. Morsun ve deniz aslanlarının bize söylenen, verilen standartlarda kafeslerini ve yerlerini yaptık. En iyi şartlarda yaşatıyoruz. Ukrayna'dan aldığımız yerde kara havuzunda, klorlu ve tuzlu suda yaşıyorlardı. Onları doğal denize getirdik, doğal suda yaşatıyoruz. İnsanlar günlerce, aylarca merkeze gelerek buradaki canlılara nasıl davrandığımızı, neler yaptığımızı ve nasıl koruduğumuzu görebilirler. Bu canlıları Ukrayna'dan getirebilmek için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'yla Ukrayna'daki ilgili kurumlardan gerekli izinleri ve belgeleri aldık. Bu izlanmamayı talep ettiğimiz o balıklarla besliyoruz. Ayrıca 4 tane antrenör, 4 tane hoca, eğitimci ve bir de veterinerimiz var. Onların bakımını yapmak üzere. Merkezde 2 yıldır eğitmen olarak çalıştığını belirten Atalay Atamansa, kısa bir süre önce merkeze gelen 4 yaşında ve yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki morsla bir erkek ve bir dişi deniz aslanının gayet sağlıklı olduklarını söyledi. Ataman, mors ve deniz aslanlarının geldikleri Ukrayna'da da gösteri amaçlı kullanıldıklarını kaydetti. Deniz aslanlarımız Latin Amerika ülkelerin menşeli. Morşumuz da daha soğuk iklimlerden geldi. Zaten son derece eğitimli. Geldikleri ülkelerde de insanlarla gerek yüzme ve şov yapma özelliklerine sahipler. Yani geldikleri kısa bir süre önce gelmiş olmalarına rağmen gayet iyi şartlardalar. Gayet iyi bir durumdalar yani. Turistlerin ilgisi olacak sanırım. Yani daha henüz şova, gösteriye başlamamış olmamıza rağmen büyük bir ilgi var. Çok dikkat çekiyor. Özellikle morşumuz buranın maskotu olmaya aday. Hatta Bodrum'un maskotu olmaya aday. Bu arada Yunuslara Özgürlük Platformu Sözcüsü Derya Özkan yazılı açıklamasında Türkiye'deki 11 Yunus Parkı'nda tutulan şişe burunlu Yunus türlerinin ve morsların Türkiye'nin de imza attığı Uluslararası Bern Sözleşmesi'ne ve iç mevzuattaki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu iddia etti. Bu tür tesislerin kapatılması gerektiğini savunan Özkan, Bodrum sakinlerinin bu deniz hapishanesinin kapatılması için süreci sahiplenmesini ve vatandaşlık haklarını kullanarak ilgili kurumlara yönelik baskıyı sürdürmelerini umuyoruz diye bildirdi.